Ukrayna'da Güney cephesinde savaşan eski Rus subay Konstantin Yefremov Rusya'dan kaçtı. Savaşta tanık olduklarını İngiliz televizyonuna anlatan Yefremov, Ukraynalı savaş esirlerine insanlık dışı muamele yapıldığını söylüyor. Elimde silahla Ukrayna'ya gittiğim için kendimi affedemiyorum diyor. Ukraynalı askerin gözü bağlıydı. Albay alnının ortasına tabanca dayadı ve 3'e kadar geri sayacağım sonra da seni kafandan vuracağım dedi. İngiliz BBC kanalına konuşan Konstantin Yefremov, Rusya'dan kaçan eski bir subay. Yakın zamana kadar görevdeydi. Defalarca istifa etmeyi denese de buna hiçbir zaman izin verilmedi. Hainlikle suçlanıp hapis cezasına çarptırılmakla tehdit edildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından yalnızca 3 gün sonra geçici olarak başına geçirildiği tüfekli birlikle Kırım'dan kuzeye ilerlemesi yönünde talimat aldı. Melitopol'de Rus askerlerinin ele geçirdiği hava üstüne vardı. Yaklaşık 10 gün boyunca kaldığı o üste tanık oldukları Rus subayı dehşete düşürdü. Orada yağma yaptıklarını gördüm. Askerler ve yetkililer alabildikleri her şeyi alıyordu. Yefremov, Ukraynalı askerlere öldüresiye işkence yapıldığını söylüyor. Ukraynalı askerin gözü bağlıydı. Albay alnının ortasına tabanca dayadı ve 3'e kadar geri sayacağım sonra da seni kafandan vuracağım dedi. Saymaya başladı, kafasının iki yanından ateş etti. Albay ona bağırmaya başladı. Ben de sizi duyamaz, onu sağır ettiniz dedim. Sorgular ve işkence bir hafta kadar devam etti. Her gün, her gece, bazen günde iki kez. Yefremov Ukrayna'dan döndükten sonra yeniden cepheye gitmek istemedi. Disiplin ihlaliyle suçlandı. Sonunda ordudan atıldı. Rus insan hakları grubu ülkeden kaçmasına yardım etti. Artık çatışma ve bombardımanlardan çok uzakta ama yaşadıkları aklından çıkmıyor. Kendini affedemiyor. Tüm Ukrayna ulusundan davetsiz misafir olarak elimde silahla onların evlerine geldiğim için özür diliyorum. Onlardan af dilemeye bile hakkım yok. Kendimi affedemiyorum. Yefremov şimdiye kadar Rus ordusundan konuşan en yüksek rütbeli isim. Geçen ay da Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanlarından Andrei Medvedev Norveç'e kaçıp sığınma hakkı istemişti. Medvedev de Ukrayna'da savaş suçlarına tanıklık ettiğini söylüyor. <laughs>